Ahmet Bey mikrofonu bana devretti. Doğal olarak ben şimdi ustama soru soruyorum. Nasıl yapıyoruz pide hamurumuzu? Ustam bu soğuk suyla, az mayayla yapılıyor şu anda. Tabii buzda kullanıyoruz tabii. Tatlı oluyor. Mayası da az olduğu zaman ekşime yapmıyor. Bize de rahatsızlık vermiyor. Şimdi ustam buradan da hamuru kesme şekil verme. Gramajını geçelim. Tamam. Şimdi kesilmiş vaziyetini. Usta kaç gramdan kesiyoruz bunu? Çifti 610 gram. Tekli 415 gram. 410 gram bu arada. 410 gramdan kesiyoruz. Evet. Tekli çiftli. Evet, oluyor. Tekli çiftli olarak. Yumurtalı ayrı fiyatları, yumurtası ayrı. Mavi Karadeniz izleyicileri pide hamuru nasıl yapılır? Şimdi onu anlatıyoruz. Ustamıza da soruyoruz. Ustamız, pidemizi yapmak için ne yapıyoruz önce? Önce soğuk suyumuzu ayırıyoruz. Ondan sonra az mayayla dilendirerek tatlı bir şekilde yapıyoruz. En önemlisi olan burada mideye rahatsızlık vermemesi sebebi az maya, tatlı. Ve tuzu da eksik. Tuz koymasak hamur ısınıyor. Dediğimiz kıvamda pide yumuşak kalmaz. Renk almaz. Sert alır. Evet. Tamam. Şimdi kaldıkça da daha da yumuşuyor, güzelleşiyor yani. Her akşam Mavi Karadeniz izliyoruz. Çok güzel. Nasıl bu? Sakarya'nın pidelerini beğeniyor musunuz? Çok güzel. Alıyoruz ara sıra. Evet. Bir tane de. Alıyoruz. Güzel yani. Çok güzel. Ramazan çok beğeniyoruz. Ramazan nasıl geçiyor? İyi geçiyor. Güzel. Güzel geçiyor. Çok memnun. Murat Bey bize batağa nasıl sürüklüsü? Kaç tane pide düşürüyorsun günde? Günden valla bir iki tane bir şeyler. Üç tane düşürüyorsun. Nasıl şu anda? Tamam. Nasıl? Ramazan'la aran nasıl? İyi anlaşıyor, güzel, rahatız. Bir de ustanla konuşalım bakalım ne diyor. Tamam, konuşacağız. Tamam. Evet, aşağıdan imalattan çıktık ya. Ustamızı bir tanıyalım önce. Ben Erkan Gülcan, Artvinliyim. Sakaryolu mamullerinde çalışıyorum. Nasıl pişiriyorsun pideleri? Pide aşağıda yoğrulup yukarı tırnaklanıp geldikten sonra ocağı belli bir dereceye çıkarıp, yani genelde fırının büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişiyor bu. 270-280 dereceye çıkarıyoruz. Bir 10 dakika dinlendirdikten sonra yavaş yavaş başlıyoruz fırın kapalı bir şekilde. Derece düştükçe gazımızı açıp pişiriyoruz. Yumurtalı sade yapıyorsunuz karışık. Tabii isteğe bağlı olarak, müşterilerin talebine göre pidemizi yapıyoruz. Sıcaklarla aran nasıl? Vallahi Allah oruç tutanların yardımcısı olsun. Allah'ım kolaylık versin. Şu anda ne yapıyoruz? Ya özel pide yapıyoruz şu an, müşteri istediği için susamak. Ha, beyaz susamlı, çörekotla karışık değil. Çörekotu istemiyor arkadaş, biz de isteğe göre yapıyoruz. Tamam, güzel. Şimdi askıda ekmek şu. Biz tabii bunu yaklaşık 7 senedir yapıyoruz. Bunu tabii vebalinden korktuğum için ben bayağı bir müşterimiz istedi. İlle de yardımcı olalım, yani siz de vesile olun. Dedik girdik bu yola, 7 sene oldu. Şükürler olsun. Herkes memnun. Alan da fakir memnun. Veren de zengin memnun. Allah daha çok versin. Çok güzel bir şey. 54 şu anda 54 adet ekmek var. Geliyor fakirimiz. Diyor ki abi bana 2 tane lazım. 2 tane veriyoruz. Geliyor abla diyor bana ailem kalabalık, dört tane veriyoruz. Arkasından geliyor müşterimiz diyor ki bana 2 tane ekmek ver, 12 tane de oraya yaz diyor. Parasını, ücretini ödüyor. 54'ü 66 yapıyoruz. Geliyor müşteri fakir, 3 tane ver diyor, 3 tane veriyoruz, bunu düşürüyoruz aşağı. Çıkıyor düşüyor yani şey gibi. Ama kur gibi çıkıp düşüyor ama çok güzel, hiç boş kalmıyor. Boş kaldı ben veriyorum. Vereceğiz. Olan olmayana verecek. İlginiz için çok teşekkür ederiz Mavi Karadeniz ailesine. Buraya kadar zahmet ettiniz. Sağ olun, var olun.